yıllardır medresede her tipten, her karakterden, her meşrepten, her aşiretten mutlaka kardeşler, abiler gelip gidiyor. Birçok insanla muhatap olmanın bir avantajı var. Çok fazla tabii karakteri, insanı artık tanıyorsun. Ve genelde şöyle ortak bir özelliğimiz var. Bakın %90 ortak bir özellik. Bu da şu, çok ilginç. İnsan soru sorarken, mesela diyelim ateist bir arkadaşla konuşuyoruz veya çok ciddi manadaki yıpranmışım Enes, dünya beni yıpratmış ve ister istemez insanın iç alemi sorularla kaynamaya başlıyor. Ve şöyle bir hale bürünüyoruz. Hadi bana anlat ve hadi beni ikna et. Hadi söyleyin bakalım. Ey İslam'ı yaşayanlar, anlatanlar. Bir de sizi dinleyelim. İkna edin beni gibi. İnsan şöyle bir hale giriyor. Bu hal, diyordu ki ya ihtiyaç var. Bu soruların hepsini cevaplamamız lazım. Vallahi internette aynı sorunun belki onlarca cevabı var artık. Farklı farklı. Yani bütün sorulara cevap veriliyor mu? Kesinlikle veriliyor. Ama şunu fark ettim. Sadece soruların cevabını almak insanın tatmin olması için yeterli değil. Bakın çok önemli. Vallahi bu gözler çok fazla burada gelip münazaralarla karşılaştı. Çok fazla kardeşle oturup kalktık. İkna etmekte bir problem yok. Vallahi yok. Risale-i Nur bunu çok iyi başarıyor. Ama ikna olmak istemekte, yani şu manalara ihtiyaç hissetmekte vallahi problem var. Bakın merakın, ya abi ben bu işin içinden nasıl çıkarım? Mesela ben abi vallahi tatmin olmuyorum. Eğer varsa bir ahiret görür gibi ispat edin yoksa susun. Vallahi biri böyle çıkıp gelmiyor. Abi ben madem dünyada aradığımı bulamıyorum, tatmin olmuyorum. Tatmin olmanın bir kapısı, yolu varsa anlatın bana, ben her şeyimi ona vereceğim. Vallahi yok. Abi secde ediyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Bana Allah'ı öyle bir ispat et, bana görür gibi anlat yoksa sus. Ama görür gibi de anlatırsan ben her şeyi Allah'a vermeye hazırım. Çünkü dünya aradığımı vermiyor. Böyle bir şey de yok. Sanki şöyle bir şey var. Bu hakikatler bize muhtaçmış gibi. Bak çok ilginç. Anlat hadi. Gel bakalım. Söyle bakalım ey videolar çeken Müslüman. İkna et beni. Çok ilginç. Sanki ben zaten bir şeyleri garantiye almışım. Sanki zaten kurtulmuşum. Bir şeyleri çözmüşüm. Bunlar da yani olsa doğru olmasa olur. Yani bir ticaret yapmışım, zaten kazançlıyım. Girerim. Biraz daha elde etsem ne olur, etmesem ne olur. Böyle bir rahatlıkla, arkasını sanki bir şeye dayamış zanlıyla, bakın çok önemli. Arkasını bir şeye dayamış zanlı. Zan olmayan bir şey üzerine inşa etmek değil mi? Fikri, hayatı, hayali. Tutunacak bir şey yok. Arkada bir çözüm yok. Bir çıkış yok. Ama varmış gibi pehlivan. Nefsin özelliği. Şimdi düşün. Yasin. Ameliyat olacak anne, valide. Allah korusun. Ve ciddi manada iş kritik. Mesela bizim peder olacaktı. Damarın %99'u tıkandı, hemen ameliyat olacaksın dediler. Yoksa kalp krizi geçirirsin dediler. Apar topar ameliyatı aldı. Öyle bir vaziyet düşün Yasin. Ameliyata gireceksin. Biz gittik hastaneye, doktor değil de oradaki girişteki memur dedi ki stent takarız kalbe. Ama 5 kağıdınızı alırız stent başı dedi. Ben dedik adam can çekişiyor, canıyla örüşe burada kurbanlık koyun pazarlığı mı yapıyoruz? Ama orada da para geçerli. İstiyorlar değil mi? İstiyorlar. Gittin, hiç insana değer vermez gibi dediler ki Yasin 100 bin lirayı masaya koyacaksın kardeş. Bir günün var. İstersen verme. Aha anne. Durum nasıl? Kasayı açtın. Ne var kasada? Hiçbir şey yok. Gittin telefonu sattın. Şunu yaptın. Bunu ettin. Borç aldın. 30 kağıt topladın. 70 kağıdıyız. Oradan Yasin, Enes dedi ki ben veririm. Şunu yapar mısın ya? Senin problemini çözerim Yasin. Hele anlat bakalım. Diyebilir misin? Gittin Enes'in ofisine, dükkanına. İsminiz neydi? Enes mi? Evet. Enes, zengin misin sen bakalım? Bir ispatla. Anlat bakalım. Bu parayı verecek misin, verebilecek misin? Bir görelim senin boyunu, posunu, ölçünü. Kendini bana kanıtla bakalım Enes. Ya böyle bir hale girilmek ne kadar saçma bir durum değil mi? Abi ihtiyaç önünde olan sensin. Bak dikkat et. Allah'ım veya Allah'ı anlatan bir kardeş. Abi, Ahmet abi, ispatla bakalım. Ya kardeş, ispatlayalım ispatlamasına hiçbir problem yok da. Sanki her şeyi çözmüş gibi, ne bu tavır ya? Sen ölüme gidiyorsun, farkında mısın? Ve senin elinde hiçbir çözüm yok. Hiçbir çıkış yok. Bak, yokla dünyanın. Yokla, 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 tefekkür et. Gücün, gençliğin, paran, etrafındaki insanlar, şanın, şöhretin, şerefin. Yokla. Hele bana anlatın. Ya tamam anlatalım güzel kardeşim, hiç problem değil. Ama şu tavra bakarsan sanki ihtiyaç sahibi değilmiş gibi soruyorsun. Sanki anlatsak, ikna olsan da olmasan da bir şey değişmeyecek yani. Var mı bakalım bir şey? Ya olmasa ne yapacaksın? Allah olmasa ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Abi dışarıda zevkler bizi bekliyor. O zevklerin topu bir araya gelsin. Mezar anneni indirdiğin bir anın kalbindeki tesellisi etmez. Başka çözümü yok ki. Başka çıkışın yok. Ha bu demek değil ki başka çıkış yok. O zaman hadi kabul edin körü körüne. Bak ispatlamakta problem yok. Bunu söylüyorum.
konuşuruz, ispat ederiz, ispat ediyoruz o derslerde. Sıkıntı yok. Risale-i Nur'un meselesi bu. Ama sanki her şeyi halletmiş, Allah haşa bize kendisini ispatlamak zorundaymış gibi. Bu özgüven neye dayanıyor? İçeriye baksana reis. Ben nefsimi yokluyorum. Günde kaç defa bu eserleri okuyorum. Ya okuyorken ben sanki içeride bunu elemiş, duvara asmış. Ya sen nereye gittiğinin farkında mısın? İslam'ı sorgulamadan önce gittiğin şu hayatı bir sorgulamayı denesene. Bu hakikatlerde bak şu olmalı. Abi bir merhem var mı? Varsa bunu bana anlatın. Vallahi billahi aklım bile almasa benim bunu kabul etmeye zaten ihtiyacım var. Ama aklıma da ispat ederseniz nur alamdır. Sokaklar, baba yiğitler, ne kimseler geldi geçti. Ne rajon kesen adamlar öldü. İnsan namusuna söz ettirir mi? İnsan annesine başka namahrem bir elde isen ister mi? Bütün sevdiklerini alan bir şeyle karşı karşıyasın ve gıkın çıkmayacak. Ben en baba yiğit adamları mezar döverken gördüm. Başka yok. Bu kadar. Bu kadar rahat olma. Senin başka çaren yok. Başka çözüm yok. Başka çıkış yok. Bu kadar. Bak şunu yap. İslam'da sorgulamak var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da sorgulamış değil mi? Demiş ki ya Rab, ölüleri bana nasıl dirilttiğini göster. Tamam, bunda problem yok. Ahiretin varlığını sormakta bir problem yok. Allah'ın zaten bununla ilgili, Allah haktır. Saklayacak, kaçıracak, haşa yalana, tevhile ihtiyaç duyacak bir nokta yok. Her şey gözle görür gibi. Bir tohumu diriltmek kadar kolay Allah'ın bir işi yapması. Bir araya getirip toplamak, diriltmek, can vermek çok basit. Ama problem nerede? Problem delilde falan değil. Problem sorgulayan bizde. Sanki her şeyi çözdük. Bakın üstad ne diyor yüzden. Ela bi zikrillahi tatmainnel kulub. Kalpler yalnızca Allah'ı anmakla tatmıyormuş. Rad suresindeki ayetin tefsirini yapıyor. Çok denizden bir damla. Bütün erva ve kulubun dalaletten neşet eden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları. Bütün ruhların, bütün kalplerin keşmekeşten, ızdıraptan, ayrılıktan, ölümden, tatminsizlikten, bunalımdan, yarı yolda bırakılmalardan, aldatılmalardan. Duyduğu bir ızdırap var. Hadi inkar edelim. Ya bak biz unumuzu eleyip duvara asmadık. Biz bu ızdırabı çekiyoruz dünyada. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim bu hakikatleri öğrenmemiz lazım. Hak varsa hiç olmazsa arayıp sormamız lazım. Ya var mı anlatın ya. Çözümse almak istiyorum. Bunca ızdırap, bunca sıkıntı, içinde yuvarlanan o kalp manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Halık'ı tanımakla olur. Bir yaratıcı varsa senin problemini sadece o çözebilir. Bakın yoklayın dünyayı. O içerideki marjinal ve sorgulayıcı, İslam'ı didik didik edici nefsi şöyle bir de kendi, bir de oku çevir. Oku çevir öbür tarafa. Dön o kendi hayatına. Lan biz bu hayatı niye yaşıyoruz ya? Ve bu beni nereye götürüyor? Çözüme mi gidiyor bu iş, çıkmaza mı gidiyor? Sus. Sus. Sorma. Sorgulama. Sen insansın. Bir sevdiğin diyor üstad, sekeratta ölmek üzere. Dudakları kurumuş, yüzü benzi solmuş. Can çekiş değil. Böyle ruhunu teslim etti edecek diyorsun. Birden bir zat çıkıyor. Elinde bir iksir, bir şerbet, bir ilaç. Ağzına damlatıyor bu ölecek dediğini sevdiğin diriliyor. Ne hissedersin? 100 bin liralık ameliyat. Gel yeğenim. 30 bin lira da cebine kalsın. Kimden borç aldıysan geri ver. Hepsini ben karşılıyorum. Ne dersin bu adama? Hele dayı bir ispat. Öyle mi yaparsın? Allah senden razı olsun. İşte tam sen her şey bitti diyecekken şu an günahların lezzeti ve ölümü uzak görmek, dün yaşamış olmak, bugün de yaşıyor olmak seni aldatmış olabilir. İnsan nefsi aldanır. Ama senin önündeki problem değişmiyor ve çok burnuna geldiğinde mesela bir yakının öldüğünde hissetmeye başlıyorsun. Bazen gece birden kalbin pıt 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 hızlı atıyor. Acaba ölüyor muyuz diyorsun. Yakınına geldiğinde o an yok mu bu işin bir çözüm diyorsun değil mi? Burada bir kıpraşma var. Çok dikkatli abi. Az kaldı. Merak etme. Bitsin değil mi? Bitmesin abi ya. Gözünü seveyim beyler, çözüm konuşuyoruz ya. Çözüm abi ya. Soruyoruz, nasıl soruyoruz Enes? Hele bakalım anlatın. Şu Yüce Sezar'ı ikna edin bakalım. Ben zaten kurtulmuşum. İşi çözmüşüm. Belki sizin dediğiniz gibi secde edeyim etme. Ya bu havalar niye ya? Bu tripler niye? Bu büyüklenme niye? Ne tuttun elinde? Bir düşünüyorum bak, düşün. Ne tuttun elinde? Uyuşmaktan başka bir şey yok. Hele ispat edin bakalım abi. Ya dedim de başka problemler var. Bir tek Halık'ı tanımakla olur. Problemlerini ancak diriltme potansiyeli olan biri çözebilir. Bu potansiyel anlıyorum ki ne bende var, ne gözümün gördüğü bu dünyada bir noktada var. Ama beni tasarlayan biri varsa benden öte bir ilme ve kudrete sahip olan, evet beni tekrar bir araya getirip toplayabilir. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermek, bir tek sanatkara vermekle necat buluyor, kurtuluş buluyor. Bir tek Allah'ın zikriyle mütmain oluyor. Ben sonsuzluk istiyorum. O istekle dünyaya koşuyorum. Bakıyorum yarım kalıyor, olmuyor. Ben diriliş istiyorum. Koşuyorum. Siz bana medet verir misiniz diyorum. Bakıyorum ki zaten bırak kabri. Dünyada yolda bırakıyorlar. Elimden kayıp gidiyorlar. Tatmin olmuyorum. Bir Allah'ta aradığım bütün özelliği dünyada ısrarla bulmak istiyorum yıllardır. Ama olmuyor, bulamıyorum.
O yüzden Kur'an diyor ki kalpler seni bir araya getirip toplayan, içine ebed arzusunu koyan, vermek istemeseydi istemeyi de vermeyecek olan. Kim koydu içeriye bu arzuyu? Demek ki karşılığını da vermek istiyor. Susuzluğu kim yarattıysa suyu da o yaratıyor. Tat alma arzusunu içeri kim koyduysa leziz nimetleri o çıkarıyor. İçinde ayrılmama isteğini kim koyduysa sonsuzluğu da ancak o yaratabiliyor. Ve yapabileceğini kainatla bir baharda gösteriyor. Bakın ölü toprak nasıl diriliyor. Bakın nasıl bir araya getirip toplanıyorsunuz. İlginç. İşte o zat senin arzularının karşılığını verebiliyor. Sizi unumuza eleyip duvara asmış mıyız? Şu kendi bak vallahi içinize dönün kendinize bakın. İnsan kendini sorgulamaktan bile aciz. O kadar kapatmış yani Enes. O kadar çözmek yasak. Ama bu fıtratın karşılığı ancak problemlerini çözen bir zatla tatmin eder. O yüzden ne yapıyoruz bugün? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Allah'a geçmeden önce Allah'ın ispatını yapacağız gelecek derslerde. Görür gibi de yapmazsak gelme abi bir daha. Sıkıntı yok. Görür gibi Allah'ı evet Allah varmış diyeceksin. Sen varsan bir Allah olmak zorunda diyeceksin. Sıkıntı yok. Ama döneceğiz artık bir kendimizi sorgulayacağız. İçeriye bakacağız. Hayırdır oğlum sen bu kadar rahat ve enaniyetli ve gururlu ve rahat. Hayırdır? Öğrenmen lazım. Körü körüne çözümsüzlüğe gitmene ben razı olamam. Sen azap çekeceksin tamam ama ben de yanacağım seninle birlikte. Ben yanarsam sen de benimle beraber yanacaksın. Sen de benimle beraber kaybedeceksin. Sen akılsız olabilirsin ey nefis. Ama ben aklımı imanla başıma almak istiyorum. Bu problemleri çözmek istiyorum. Bak küçücük babanız kim babası kim mi oldunuz siz? Babalar evlatlarına kıyamaz. Battal ben senin yaşındayken hep şunu düşünüyordum. Babam ölürse ben ne yapacağım diyordum. Kaç yaşındasın? 11. Aynen. Belki biraz daha küçük. Ne yapacağım? Babam ölürse ben ne yaparım diyordum. Çünkü ben böyle televizyon izlerdim mesela. Ben küçüktüm. Daha da küçüktüm. Battal'dan da küçüktüm. Böyle babamın göbeğinde uyurdum diyordum. Sonra büyüdükçe bu soruların içinden çıkamamaya başladım. Sonra bu bende bir travmaya dönüşmeye başladı. Sonra fark ettim ki bundan kurtulmak için uyuşmayı tercih etmeye başladım ergenlikte. Nasıl uyuşurum? Yani bu sorulardan ve sıkıntılardan nasıl rahata kavuşurum? Günahın başta bir rahatlaması var değil mi? Unutturuyor geçici de olsa. Üstad zehirli bal diyor yani. Başta bir lezzet veriyor ama arkası çok acı, çok sıkıntılı, çok elemli, çok bunalımlı. Sonra baktım ki bu dünya ile çözülecek bir iş değil. Bari dedim sorular sorayım da cevapları varsa alayım. Allah razı olsun üstad. Bir tohumu delikmek kadar Kur'an'dan aldı derse benim bütün sorularımın cevabını verdi. Bugün babam Anjou yolu demiştim sohbetin başında. Babamı teselli ederken dedim ki baba şimdi ister istemez ölüm hissettiriyor kendisini. İster istemez bir telaş basıyor. O da okuyor bu eserleri. Dedim ki baba seninle hiç ayrılmamak için sonsuza kadar bir arada olmak için ikimizin de ölmesi lazım. Ölünce bir daha ölmeyeceğiz. Dedim ki tek çıkış sonsuzluğun bir kapısı var o da ölmek. Onu da Müslüman dahil hepimize kötü göstermişler. Halbuki seni başta bir araya getirip toplayan için bir daha getirip toplamak senden habersiz hiç zor değil. Çok basit. Bunları ispatlayacağız. Ama mesele şu. Sen ne istiyorsun? Ne arıyorsun? Önce şu içerideki paşayı bir sustur. Yani ihtiyaç sahibi olan o. Biz. Nefis. Nefsin. Allah. Değil. O yüzden bu kadar gururlu ve enaniyetli ve büyüklenerek yaklaşmanın bir alemi yok, mantığı da yok. Burada ameliyat olacak olan, yakınlarını kaybedip olacak olan haşa Allah değil. Allah'a hiçbir şey dokunmaz. Sensin. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Allah razı olsun. El Fatiha.